Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kalbin Zümrüt Tepelerinden 3. kitaptan bir konu okuyacağım. Vicdan, zihin ve his konusu öncelik arz ettiği için 2. kitaptan 3. kitaba geçtim. 2. kitabı da Salih kaybetmiş, bir yere koymuş, bulamadım işin doğrusu. O yüzden biraz da zorunlu oldu bu. Konu neden önemli? Vicdan Allah'ı gösteren bir delil midir? İnsanların zihinleri çok önemlidir fakat his dünyası da önemlidir. Acaba hissi şaika nedir? Subjektif bir alandır hissi şaika. Objektif olan duygularla, sensation, duyularla ilişkisi nelerdir? Batini ve harici olarak. Önce vicdan konusunu anlamak gerekiyor. İnsanın özü, kendini duyuş ve bilişi de diyebileceğimiz vicdan, insan ruhunun iyi kötüden tefrik edebilme iradesidir. İnsan vicdanıyla iyi ve doğruyu, yanlış ve hakkı görebilir, hissedebilir. Kalbin bir derinliği, ayrı bir derinliğidir vicdan. Latife-i Rabbaniye ile alakası var. Latife-i Rabbaniye kelimesini zihninizde kazıyın. Çünkü Latife-i Rabbaniye, Arapça Fuat denilen kalp Fuat'tır ismi. Latife-i Rabbaniye'ler rol oynuyor. Vicdanın olması için bir insanda kalbinde Latife-i Rabbaniye olması gerekiyor. Buna psikolojik olarak impulse denebilir. Yani kalbindeki bağlantıların, Esma-i Hüsna bağlantılarının, latifelerin Rabbani olması ve zihinle, ruhla, kalple bağlantıyı kurması gerekiyor. Vicdanın olabilmesi için, bir insana vicdanlı diyebilmemiz için latife-i Rabbaniye anahtar bir unsur. Bunlar şuurlu varidattır. İnsan şuurlu bir varlıktır, zişuurdur. Hayvanlar farkı budur, temel farkı zişuur olmasıdır. Şuurlu varlıklar kainatta az, sınırlı. Cinler de şuurlu varlık, insanlar da şuurlu varlık. İnsan hem meleki özelliklere sahip, hem şeytani özelliklere sahip. Tam melek değil insanlar, tam şeytan da değil. İkisinin ortası, şuurlu, şeytan da şuurlu. İfritler de, cinler de şuurlu. Kainatta diğer varlıkların çoğu şuurlu değil. Hayvanlar... müdahale etmek, soru sormak isterseniz arada soru sorabilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Hep ben konuşuyorum. Pek güzel oluyor. Bu olan varlık varidat gösterir. Zihninde ihsas edilmiş telebinler, renkler vardır. His haltasıyla örülmüş bir mekanizma gibidir. Buna Durkheim çok güzel bir şey diyor. Organizedir insanın zihni. İnsan organik bir organizeye sahiptir. Durkheim'in sosyolog olarak tespiti budur. İnsan solidarity, İngilizcesi, bir dayanışma gösterir. Bir yardımlaşma, muavenet gösterir. Zihinde bir koordinasyon vardır. Batın ile zahir arasında bir ilişki, koordinasyon merkezi vardır. İşte bu mekanizma insanı vicdanlı veya vicdansız yapabiliyor. Hem kendini hem de bütün varlığı, varlığını Allah'la münasebetini duyan, sezen, yorumlayan ve rükünlerinin canlılığını koruyan nedir? İmandır. İman marifetidir, muhabbettir, aşk-ı iştiyaktır. Bir takım mefezler, pencereler açan melekütü bir mekanizmadır bu. Vicdan mekanizmasının melekütü yanı var. Latife-i Rabbani ile direkt bağlantısı var. Metafizik derinliği var farklı bir şekilde. İşte bu sistemde potansiyel olarak irade sizin sesiniz, soluğunuz oluyor. Eğer iradenizi tam kullanırsanız, ki Allah-u Teala ve peygamberler iradenizi tam kullanmanızı söylüyor. İradeniz çöktüğü zaman cinler, ifritler size, şeytanlar musallat oluyor. Sizin şeytanınız kuduruyor, azıyor. Nefsiniz, hevanız azıyor.
dengeyi kaybediyorsunuz. O nedenle Latife-i Rabbaniye'nin sezişi, melekütü içinizin ortaya çıkışı, vicdanın müşahidesi, gözlemleri zihnin şuurlu bir memadan, kaynaktan, bir havzadan beslendiğini gösteriyor. Buna Carl Jung kolektif unconscious teorisinde bütün insanlığın ortak deposu diyor. Kolektif depo diyor, havza diyor. Hoca Efendi de aynı şeyi söylüyor. İbn-i Arabi de aynı şeyi söylüyor. İnsanın bilgi ve müktesebat olarak, ilim olarak Allah'ın Esma-ı Hüsna'sının ortaya koyduğu bir ilim havuzu var. Latife-i Rabbaniye havuzu var yani, anlayacağınız. Buradan hissiniz nasipleniyor. Hissiniz ihtisas dalgaları boyutlu olarak o frekansa, o boyuta girdiğinde subjektif merhibeler, ışıklar, nurlar alıyor. Ve ihsas edilmiş televinler, o sizin ruhunuzu renklendiren, ışıklandıran, nurlandıran, marifet çağlayanları sizin duyup ve sezmeniz de mümkün oluyor. Onu hissiment ile duyup seziyorsunuz. Bu nedenle vicdanın gücü, buna İngilizcesi power of perceptiveness, ben bunun İngilizcesini de okuduğum için, daha ziyade İngilizcesinden yazdığım için İngilizcelerini de biliyorum. İşte iradenin perception, algılama, sezme kabiliyeti sizin gücünüzü, iradenizi ortaya koyuyor. Türkçe tercümesi. Vicdan aynı zamanda kendi azrinizi, fakrinizi, ihtiyaçlarınızın farkında olmasını da sağlıyor. Ve bunu karşılayacak güç ve kudret sizin damarlarınızdaki kanda mevcut değil. Ruhunuzda mevcut. Dayanma kudreti, sizi lüzumuna göre davranma, davranış sergileme kudreti, iradesi sizin kanınızda değil, kana bağlı değil bu. Ruha bağlı gelişiyor, kalbe bağlı gelişiyor. Zat-ı uluhiyet olarak iman, teslim ve tevekküle sığınıp marifet, muhabbeti, aşkı, şevkle mukavelede bulunma zihşurların ortak özelliği. Yani şuur sahibi olan cinler de insan gibi davranıyor. Şuurlu olduğu için. Aşkı var. Cinler de aşık oluyor. İnsanlar gibi. Evet Salih, sen ne diyorsun? Salih sabahtan beri beni erken kaldırdı. Dolaramaya gitmek istiyor. Junk food almak istiyor. Ne junk food? Peki junk food'ları sen çok seviyorsun ama bu kadar junk food fazla Salih. I don't want junk food. I want to get bizim derslerde items. Salih de mutlaka oluyor artık. I love art more and junk food. Evin kralı yaptık seni. 7 yıl ama senin krallık sona erdi. You are still not your kingdom is going to be destroyed and you are not going to be king anymore. I am the king. No, you're not. Yes. No, you're not a king. Salih'in krallık sona erdi. 7 yaşına kadar peygamberimiz çocuklara kral gibi muamele yapın diyor. İradeleri güçlensin. Özgürlüğünü açsın. Ama Salih hala ben kralım diyor. You're annesini de kraliçe olarak görüyor. Dolayısıyla bize köle muamelesi yapıyor. Salih'e fazla gaz verdik galiba. You're referee, I'm king. You are king. Ama senin krallık sarsılıyor Salih. Yani kral benim aslında. Sana ben çaktırmadım vaziyeti. My stomach's gonna stick there slippery. Yani kral benim. Annen benim kraliçem. Senin annen oluyor. Look down. Suna Salih'i götürsene. Bizim dersler için biraz zor. Look. Evet. Look down. Sabahtan beri yaramaz yapıyor. Look over there. Bakıyorum. Çorabı gelmiş benim terliğe takıyor. Tepelerime çıkıyor. Bu Salih enerjisi çok fazla. Now time. Don't hurry, I'm a time. Salih'e Alperen ne getirdin? Alperen de bana kahve getiriyor. Hanım çay getiriyor. Oh iyi iyi. Ben çay kendime getirdim. Sana kendine mi getirdin? Çok beğenmişsin hanım ya. Ha? Bak oğlan bana kahve getirdi Alperen. Ben çayımı almıştım zaten. Ders yapamayacağım yalnız bugün işte böyle. Evet. Bütün herkes buraya geldi. Benim hizmeti çok seviyorsunuz galiba. Ben de Clubhouse'da falan bakıyorum zannettim. Yok. <Evet. gülüyor>
Ya ders yapıyorum, lecture yapıyorum da Salih geldi, dersini sırap yaptı. Yani Salih. Sen Salih alsana. It's okay. No, no, yok no. Yok öyle yapma. No, don't see. Yes. Salih show yapıyor. Salih kral olmadığını artık kralın sona erdiğini unutmamız gerekiyor. Çok şımarttık bu çocuğu. Baksana kral gibi davranıyor. Evet, Salih, bak bu videolar biz kayıt yapıyoruz ona göre. Zaten showman bu. Böyle geçecek showman. Öyle gözüküyor. I don't want you to stop. Hop, hop, hop. Alsana Salih. No! Dolary in my turn! Evet, stop! Geleceğim, tamam. Please, quit. Sen gidiyorsun şimdi. No, I don't want to go. İradeyi kullanmayı görüyor musunuz? İradesini kullanması için Salih'e krallık verdik 7 yıldır. Ama çocuklara krallık 7 yaşında bitiyor. 7 ile 14 yaş arasında artık eğitim vakti, öğretim vakti. Krallığın sona erdiğini Salih kabul etmiyor. Evet, krallık sona erdi. Kral benim Salih. Bu evin kralı benim. Yani sen prens olabilirsin en fazla. Yani prens gibi davranmanız, prenses gibi davranıyorsunuz. 7-14 yaş arası kral olmadığını kabul etmesi gerekiyor. Kral benim yani evde. Salih prens olabilir. Değil mi Salih? Are you prince? No, prince. No, king. King mi? Olmaz. King bir tane oluyor evde. I am. You are not king. I am. Evet, götür. I am king. You are not the king. Salih'de krallık savaşımız devam ediyor. Benim kral olduğumu kabul edecek yani. You're like a freaking referee. İlim ve marifet adına bütün eşya ve hadiselere hitap ve beyan ile görüp duymak tahakkul et. Buna tahakkul deniyor. Tefekkür düşünmek, fikirleşmek, tezekkür etmesi. Yani bütün tecellilerin tezekkür etmesi Allah'ın müteal müzeyyen isimlerine dayanır. Allah mutlak mütealdir. Mutlaka siz onu mesela tahkik ettiğinizde Allah'ın müteal isminin her yere mutlak olarak tezekkür ettiğini, tahattur ettiğini görürsünüz. Tahattur kelimesi de hatırlamaktır. Yani Allah'ın hafız ve hafiz isimlerine dayanır. Tahattur ismi. Habir isimleriyle birleşiktir. Üç isimle beraber. Tahlil ve analiz ettiğinizde terkipleri, kainattaki bütün eşyanın tahlil ve terkiplerini anlamanız için onu teste tabi tutmanız gerekir. Zahir ve batın olarak. Kendi iç dinamikleri, rükünleri vardır. Sessiz fakat olabildiğince derin, herkes tarafından rahatça sezilemeyen ama bir hayli engin, öyle aşkın bir ifade gücüne sahip olursunuz ki beyan olarak onu dinleyip değerlendirenlerden sizin bir akıl, mantık, lojik dairesinde vicdanlı olarak hislerinizle veya davrandığınızı, nefsi davranmadığınızı aslında gösterir ve artık başka hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeyebilirsiniz. Artık iradenizin hakkını verirsiniz yani. Salih'ten kurtulduk arkadaşlar. O adam da kahve getirdi. Hemen belirtelim. Böyle bir mülahaza ile biz ne rasyonel düşünceyi tamamen gereksiz görüyoruz ne de pozitif telakkileri hafif alıyoruz. Yani hem zahir hem batın hem rasyonel akla değer veriyoruz bilimlere hem de batın subjektif olan mükellefiyetlerimiz, sorumluluklarımız da farkına vararak birleştirme yapıyoruz. Telakki olarak, efkar olarak bizim müktesabatı reddetme diye bir durumumuz yok. Bizim düşüncemiz kabullenme.
bu şekilde davranma, yani kıymeti harbiyesini, hak değerini verme şeklinde, ölçüsünde gerçekleşiyor. Aklın semereleri, tecrübenin ürünleri, müşahide ve zahiri ihsasların neticeleri olarak alıyoruz ve yaşayarak, duyarak, sezerek kendimiz hissediyoruz bunları. Bir bakıma aracısız hasıl olan ayrı bir bilgi ve marifet kaynağına bağlanmış oluyoruz. Buna İbn-i Rab Hazretleri kalp merkezli bilgi diyor. Heart-based knowledge, abstract knowledge diyor gibi İngilizcesi. Dolayısıyla kalp merkezli bilgi öyle bir deruni kalbi bilgidir ki aktığı kaynak sonsuz olduğu için, sınırsız olduğu için alim olanlar, arif olanlar bu kaynaktan beslendikleri takdirde marifet kaynağı olarak tükenmek bilmeyen tükenmez bir hazineye sahip olurlar. İşte bu kaynak hakikati keşif ve tespitte herhangi bir vasıtaya ihtiyaç duymaz. Yani İslam'da neden ruhbanlık sınıfı yok? İmama ihtiyaç yok, müftüye ihtiyaç yok. Neden yok? Neden İslamiyet bir müftü, imam tayin etmemiş? Ruhbanlık sınıfını peygamberimiz ortadan kaldırmış. Neden imam yok? İmam, herkes imam. Herkes müftü. Yunus Emre Hazretleri ne diyor? 4 kapıda, 40 makamda, binlerce halde müftü gerekmez diyor. Neden diyor bunu? Çünkü iradenin hakkını verenler için müftüye ihtiyaç kalmamıştır. İmama ihtiyaç yoktur. Aracıları aradan çıkartır. There is no middle guy in Islam. Bizde rabay, papaz yok. Bizde imam yok. İslamiyet'te Allah ile kul arasında aracı yok. Aracıları ortadan kaldıran bir dindir İslam. Şimdi imamlar var, müftüler var. Ben de onlarla biraz alay ediyorum. Dalga geçiyorum. Sizi kıyas ediyorum. Yok ki ruhbanlık sınıfı. İmam yok ki. İmamlık taslayanlara, kibir taslayanlara diyorum ki hakikat kaynağına inin. Şöyle, daha sonra insanlar kendi algılarına göre imamlık sistemi kuruyorlar. 12 imam sistemini şöyle kuruyorlar. Hazreti Ali yolundan gidenler bir reaksiyoner bir sistem olarak Muhtarat Sekafi ne yapıyor? Hazreti Hüseyin'i öldürenlerin intikamını alıyor 2,5 yıl küfede. Muhtarat Sekafi. İslam tarihinde önemli bir travmanın sona ermesine yol açıyor. Lakin başka bir travma açıyor Muhtarat Sekafi. Bir sahabe. Hazreti Hasan ve Hüseyin'le beraber büyümüş. Bir sahabenin çocuğu olan, Mekke'den Medine'ye giden ilk hicret eden aile olan Muhtar Es-Sakafi'nin annesi ve babası erken yaşta vefat ediyor. Peygamberimiz Muhtar Es-Sakafi evlat ediniyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin'le beraber büyüyor. Aynı ailede Peygamberimizin ehli beytidir Muhtar Es-Sakafi. Kahraman bir sahabedir. Savaşçı, bileği bükülemeyen, beyan gücü olan, kabiliyetli, yakışıklı ve kimsenin yenemediği bir pehlivandır Muhtar Sekafi. Akıl ve deha olarak da çok yüksek bir zekaya sahiptir. Hazreti Hasan'ın şehit edilmesi, Hazreti Ali'nin şehit edilmesi, sonra Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesiyle artık dayanamıyor. Çok zengin bir esnaftır kendisi. Buğday ekerdi. Ve geçimini bu şekilde sağlardı. Ve diyorlar ki Muhtar Sekafi'ye, sen artık buğday ekip de para kazanma derdine düşemezsin. Bu insanlar vefat etmiş, şehit edilmiş hariciler tarafından, Muaviye tarafından. Sen mücadele etmelisin. Sen tekrar meydanlara dönmelisin. Eline kılıcı almalısın. Zalimlerin hakkından gelmelisin. Organize etmelisin. Muhtar Es-Sakafi önce kale almıyor. Kendi yaşamına devam ediyor. Daha sonra Muhtar Es-Sakafi'yi potansiyel düşman görüyor Mervan ve Yezid. Mervan ve Yezid beraber çalışıyorlar Şam'la Küfe arasında koordinasyon var şeytanlar arasında, siyasi İslamcılar arasında. Muhtar Es-Sakafi'yi hapse atıyorlar Küfe'de. İşkence yapıyorlar günlerce, aylarca. Bir yıla yakın ağır işkenceler yapıyorlar ölsün diye. Hapishanede bütün işkenceleri tadıyor Muhtar Es-Sakafi. Neredeyse ölecek.
onu hapishaneden kurtaran arkadaşları. Evet, buyurun. Seda konuş. Hand kaldırdı. Seda konuş. Madem o konuya girdin, ben biraz şeye gireyim. Muhtaras Sekefir'in intikamı alması ve zalimlerin hakkından gelmesi, sonra kendi içinden satılıp da şehir edilmesi hadisesi 40 bölümlük bir dizi olarak İran tarafından filme çekilmiştir. Muhtar dizisini seyredin. Çok iyi çekilmiş. %95 oranında doğruları kapsayan harika bir dizidir. Muhtar. Hazreti Hüseyin'in fedaisi Muhtar. Bu diziyi mutlaka seyredin. Orada göreceksiniz. Muhtar Es-Sakafi kime karşı mücadele ediyor? İmamlık müessesesi uydurmuş, halifelik iddiasında bulunan ve devleti zalimane bir şekilde kullanıp da peygamberimizin evlatlarını, Ehl-i Beyt'i öldüren, İslam'ı yok eden, İslam'ı tamamen tersine hercümerç etmiş, hak yoldan çıkmış olanlara karşı mücadele ediyor. Eli silahla mücadele ediyor. Ve başarıya da ulaşıyor. Küfe'yi yere geçiriyor. Küfe'nin valisi oluyor. Onun mesela şeyleri vardır. O dönemin sahabelerle olan diyalogları vardır. Sahabeleri yanına çekmeye çalışıyor. Bütün sahabeler Muhtar Es-Sakafi'ye destek vermiyorlar. Kimisi sessiz kalıyor, dilsiz kalıyor. Kimisi Muaviye'nin tarafına geçiyor. Muhtar Es-Sakafi ise yılmıyor. Aldırış etmiyor. Mücadeleye devam ediyor ve daha sonra işte kurulan imamlık müessesinde o dönemde meşhur şeyin Talha bin Ubeydullah'ın Züveyr bin Avvam'ın oğlu var. Oğulları var. Esma Hanım var Mekke'de. Züveyr bin Avvam'ın annesi var. Yaşlı ve saygın bir kadın. Züveyr bin Avvam'ın oğlu Abdullah var. Mekke'de şey olarak, vali olarak. Medine'de yine peygamberimizin havarisinin ağırlığı var. Onlar ilk başta destek vermiyorlar Muhtar Es-Sakafi'ye. Daha sonra Yezid Mekke'yi kuşatıp da Mekke'yi yakınca, Medine'deki kadınlara tecavüz edince ikna oluyor. Ondan sonra ikna oluyor. Muhtar Es-Sakafi'ye destek vermeye karar veriyor ki Muhtar Abdullah bin Zübeyir idam edilmiş. Esma Hanım öldürülmüş. Gelip onları kurtarmaya geliyor Mekke'ye, Medine'ye. İslam tarihini iyi okuyun. Bunlar acı gerçeklerdir. Daha sonra Ehl-i Beyt'in ve sahabelerin ayrışması, oradan ayrılışları, Ehl-i Beyt'in saklanması, Ehl-i Beyt'in den gelen Zeynel Abidin Hazretleri ve daha sonra Musa Kazım gibi diğer imamların Cafer-i Sadık'ın bir yol çizmesi ve Medine'de bir üniversite kurması. İslam'ın ilk üniversitesini kuran Cafer Sadık'tır. Beşinci imam denilen şahıstır ki şu anda bizim ve bütün İslam dünyasının tabi olduğu mezhep hocalarının, imamlarının hocası Cafer-i Sadık hadis alimidir. Ahmet bin Hanbel'i yetiştirmiştir. İmam Şafii'yi yetiştirmiştir. İmam-ı Azam'ın da üvey babasıdır. İmam-ı Azam'ın üvey babasıdır Cafer-i Sadık. Yani daha sonra İmam Malik'i onların talebesiyle yetişmiş biridir. Baktığımız zaman İslam dünyasında en etkili alimin Cafer-i Sadık olduğunu görüyoruz. Ama daha ne yapıyor İslam halifeleri, Mervan ve soyundan gelenler? Bütün Ehl-i Beyt'in insanları idam ediyor, hapse atıyor. Ötekileştirme, şeytanlaştırma yapıyor. Neden 12 imam anlayışı oluşuyor? Veya bir kayıp var. İşte hayır zamanına gelecek beklentisi, kurtarıcı beklentisi var. Nasıl oluşmuş? Böyle oluşmuş. İnsanlar kurtarıcı bekliyorlar sürekli. Burada konumuz şu. Marifete ulaştıran vicdan. Vicdanlı olmak gerekiyor. Bilgi ve marifet vicdandan gelir. Marifet muhabbetullah, Allah sevgisine götürür. Muhabbetullah ise işte ana kaynağa götürür. Bu şekilde şimdi eşya ve hadiselere bakmak, mütalaa etmek, tevil, tefsir, tahlil, terkip etmek gerekiyor.
hakikatten uzak, yalan dolanlarla, iftiralarla, siyasi kumpaslarla ve siyasi gerekçelerle katillik yapanlar katildir ve cezasını çekecektir er geç. Hakikat insanın nefsine verilmemiş. Sizin nefsiniz sizin düşmanınız. İçinizdeki şeytan sizin düşmanınız. Ortak çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de apaçık hasımdır diyor nefsinize, şeytana. Ve insan Rabbini hasım, düşman edindi. Kendi nefsini ve şeytanını sevdi diyor. Evvelem yarem enne halaknahu min nutfetin feydehu ve hasibin nübin. Yasin suresi. Bir nutfeden yaratıldığına bakmadı. Edna bir nutfeden, bir meniden Allah'ı düşman edindi diyor. Şeytana ve nefsine uydu diyor. İşte vicdanlı insanlar nefsine ve şeytana uymazlar. Vicdan vasıtasız olarak bizzat duyarlar bunu. Değerlendirirler ve bir hükme bağlarlar. Bu itibarla da insan birinci şıkta değişik obje ve nesneleri, ilim ufku, afaki müşahede ve özel bakış açısıyla yorumlama durumunda kalır. Dolayısıyla da elde ettiği malumat, ulaştığı hakikat, izafilikten öte bir şey ifade etmez. Kur'an-ı Kerim ise adaleti mahsa kitabıdır. Adaleti izafi kitabı değildir diyor bir zaman Said Nursi, İbn Arabi Hoca Efendi. Adaleti mahsa nedir? Adaleti mahsa sonsuz adalettir. Mutlak adl, mutlak hakemdir. Mutlak hakimdir. Mutlak adalet bu dünyada yok. Sosyal adalet bu dünyada olmayacak. Ahirette büyük mahkeme neden var? Neden bazı davalar büyük mahkemeye intikal ediyor? Bu dünyada cezası verilmiyor. Üstad anlatıyor Risale-i Nur'da. Okuyun yani Risale-i Nur'u göreceksiniz. 20. söz, 26. 27. 28. 29. 30. söz. Bunlardan bahsediyor. Şimdi teker teker ben Risale-i Nur'sa anlatacak değilim. Hakikatül nefsül emriyeye uygun kavramak ve hakikati ona göre hükme bağlamak insanın vicdanıyla oluyor. Kabul edilen maddeyi aşıyor bu. La mekani bir hal alır. Yani la mekandır eşya. Sizin gördüğünüz eşya illüzyondur bu dünyada. La mekan olan, la zaman olan yerde hakikat hak makamı vardır. Saffet ve vüsatı ölçüsünde insan salt hakikatlere rahatlıkla tanışabilir. Hoca Efendi söylüyor bunu. Bediüzzaman değişik eserlerinde farklı bir vicdan resmi ortaya koyar ve ona önemli misyonlar yükler. Ona göre vicdan tekvini ve fıtri kanunlar türünden zişur bir fıtrat ve sistemdir. Bakın önemli bir cümle bu. Tekvini kurallar var, fıtri kanunlar var. Şerrati garra diğer ifadeyle var. Çekirdeklerdeki neşvinema kanunu, sperm ve yumurtadaki tekvini esaslar, bazı sıvılardaki donup gelişleme tabiatı gibi ilahi meşiyetten gelen irade yörüngeli, latife-i Rabbaniye ufuklu, zihin şuur derinlikli, ihsas ve ihtisas bulutlu bir fıtratı zişur var. Fıtratı zişur, şuur sahibi bir fıtrat var. Erkanın canlılığı ölçüsünde de ilim ve marifet adına mutlaka doğru gören, doğru değerlendiren, doğru konuşan önemli bir lisandır bu. Fıtratı hakikat, fıtratı zişur, şuur sahibi. Eskiden Türkiye'de takvalı insanlara şuurlu derlerdi. Takvalı demezlerdi. Şuurlu Müslüman derlerdi. Takvalı Müslüman demek yerine. Şuursuz insanlar yoldan çıkmıştır. Takvasız insanlar yoldan çıkmıştır çünkü. Öyle ki bazen akıl, nazar, tefekkür ve tedebbürde gaflet edip ihmal gösterse de o kendi tabiat ve rükünlerinin diliyle her zaman Allah'ı ilan eder. Her zaman tebliğ elemanıdır. Şuurlu olan, vicdanlı, tabiat, takvada olanlar. Allah rızasını gülenler. Onu görüp sizlerin ihsas, itisaslarıyla soluklanır. Onu duyar, onu düşünür ve özündeki istinat ve istimdat hallerinin lisanıyla tıpkı güneye bakan çiçekler gibi, ayçiçeği gibi
hem kendi hayat ve revraklarının adına da hem de yaratıcısına ilan hesabına sürekli onu takip eder ve basiret gözünü asla ondan ayırmaz. Hats kelimesini zihninizde kazıyın. Sünnatı kalpten sonra hats kelimesi gelir. Special analojide, ruhsal analojide ikinci araçtır. Ruhun önemli bir ilim elde etme yöntemidir bu. Sünnatı kalpten sonra. İkincisi hats'tır. H-D-S yazılıyor. Hats nedir? Vasıtasız sezgidir. Hiçbir vasıta olmadan kalbine sezgilerin akmasıdır her zaman. Onu teyakkuza çağırır. Hatsin bir üstü diyeceğimiz ilham da devamlı onun ufkunu aydınlatır. Yoğunlaşmış marifet sayılan arzu hep onu gösterir. Alev alev kendini hissettiren iştiyak ve mamalar gibi sürekli köpürüp duran ilahi aşk mütemadiyen onu Hazreti Maruf'u Rasat ufkuna davet eder. Hazreti Maruf. Allah'ın Maruf ismi yalnızdır. Ve öyle bir isimdir ki tecelli olarak söylüyorum. Maruf ismi her zaman doğru kıbleyi gösterir. Doğruyu gösterir. Ve Maruf ismi mutlaka ve mutlaka Habir'le beraber çalışır. Benimle çalışır. Maruf isminde olanlar hep bana bağlıdır. Neden acaba? Çünkü Maruf Habir'le bilgi toplar ve gerçeği bilir, öğrenmek ister. Ben de Maruf isimlerine gerekli bilgileri veriyorum zaten. Latif isimleri benimle beraber çalışır. Maruf benimle çalışır. Kahhar benimle çalışır. Yani bazı isimler bazı isimlerle iyi ilişkide, paralel ilişkide, frekansta oluyor. Maruf da bunlardan biri. Hazreti Maruf böyle bir rasat iklimidir. Değişik televinlere sahiptir, renklere sahiptir. Beden ve cismaniyet üstü hayatın en büyülü yanlarını fısıldar. Maruf olanlar her zaman batını açıktır. Batın dünyadaki cismaniyetten üstün o büyülü atmosferi en güzel bilenlerden biridir Maruflar. Benim burada bir Maruf kardeşim var, şimdi Toronto'ya taşındı. Her hafta beni arar. Kanada'ya geldiğinden beri 5 yıldır benden ayrılmıyor. Bitişik kardeş gibi olduk. Urfalı bir kardeş. Şimdi bugün gelmedi de benim şeyleri mutlaka dinler. Neden benden ayrılmıyor? Arkadaşın adı Maruf, kendisi de Maruf. O isim Egemen. Bizim okullarda müdürlük yapmış. Öğretmenlik yapmış bir arkadaş. Hakkari'deki okulu o açtı. Van'daki okulu o açtı. Tunceli'deki okulu o açtı. Yani en zor yerlerde, hizmetin en zor yerlerinde Hoca Efendi'nin görev verdiği en zor işleri başarmış bir arkadaştır. PKK ile muhatap olup da o Tunceli'de, Hakkari'de, Yüksekova'da, Van'da okul açmak kolay mı sanıyorsunuz? Zor değil mi? İşte o arkadaş bunları başarmış bir arkadaş. 25 yıllık öğretmenlik ve müdürlükten sonra Kanada'ya geldi. Ya. Öyle arkadaşlarımız, Maruf. Maruf arkadaşımız. 10 kardeş. 10 kardeşinde ben tanıştım çoğuyla. Hiçbiri birbirine benzemiyor. 2 tane kardeşi HDP'de yönetici. 2 tanesi PKK'da, dağda, Rojava'da. Şimdi bu rejim hem Maruf Bey'e terörist diyor, hem HDP'lere hapse tıktı terörist diyor, hem PKK'lara terörist diyor. PKK'la ittifak yapmıştı daha önce 3 yıl. Şimdi ailede makbul ve makbul olmayan vatandaş olarak kimi zaman makbul olmuş hepsi, sonra da hapse girmişler hepsi. Zulüm görmüşler. Zengin bir aile. Babası, annesi hala yaşıyor. Bir tane kardeşle konuştum geçenlerde. Bizim şeye gelmişti eve. Kardeşi Urfa'da kahve tatlı matlı satıyor. Böyle şey dükkanı satıyor. Harika bir arkadaş. Hiç siyasetle bu şeyle alakası yok. Ne PKK, ne HDP, ne cemaat. Arkadaş kendi hayatına bakıyor. Böyle çok cool bir arkadaş. Yani Maruf abiye dedim ki ya senin bu kardeşin hiçbirinize benzemiyor.
Vallahi diyor, o kardeş olmasa hepimiz acımızdan ölürdük diyor. Hapse düşenlere o bakıyor. Yani insanların işte biz karı erkek ayrılmak zorunda kaldık, çocuklar kimsesiz kaldı, bu arkadaş bakıyor. Yani bu arkadaş geniş görüşlü ve herkese kucak açmış bir arkadaş. Hiç kimseye terörist demiyor, hiç kimseyi dışlamıyor. Herkese yardım ediyor. Çalışıyor paso. Sabah namazdan sonra dükkanı açıyor. Akşam gece geç saatlere kadar ekmeğin derdinde çalışan ve herkese yardım eden çok cool bir arkadaş. Yani bakın, aynı aileden, aynı karından çıkan 10 kardeş de birbirine benzemiyor. Neyse, şimdi gelelim Kürt bir arkadaşımız Mahmut Bey. Eşi Türk. Eşi Türk ve ona ters biri. %100 zıttı. Tamamen zıttı. Allah böyle zıt kutupları aynı eve sokuyor. Geliştirmek için, imtihan için. Bu sırlı mekanizma ve fıtratı muazzamının rükünlerin sayılan latife-i rabbaniye, irade, zihin, buna bütün zıtların birden nazara alarak şurada diyebiliriz. Salih, yine mi geldin sen? You're doing it 7 hours now. Quit. Daha kitabı bitirmedik ama daha okuyoruz. Blah 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 blah, write it out. Thanks. Yok, ölçem. Blah blah blah, kitabı kapat. böyle bir ilim yok oğlum. Kitabı kapatamıyoruz. Instant, stop reading them. Oh. It's taken 1,000,000,000,000 of hours. It's a long book. Kitap kalın, uzun sürecekmiş diyor. Salih sabır etmedi. Ama Salih, böyle yaparsan bu ders bitmez. Bana bir yarım saat müsaade etsen, 30 minutes. No, I'm giving you 0 minutes. 0 minute hemen bitiyor. 0 minute öyle... Only 1 minute. Bir dakikada ben anlatamam ki. Çok kısa bir süre verdim. Do 1 minute now. 30 dakika verirsen 30 dakikaya bitireceğim. 1 minute. 30 dakika. 30 dakika. 1 minute. Salih'ten bak, dakika bile alamıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sen Aylin ablayla götür. Aylin abla aradı. Aylin, sen Salih'le konuş. Salih beni mahvetti ya. Ah, Aylin abla. Salih'le konuş. Salih'e biraz öpücük gönder. Ha, bak Aylin ablayı. Sakinleş. Sakinleştir ya. Salih sakinleşmiyor sabahtan beri. Aylin ablayı gördün, öpücükleri gönderirsin değil mi? Salih Aylin'i seviyor. Neler oldu ya? Ya enerji gönderip böyle sakinleş. Ya Aylin, biraz enerji gönder Salih'e. Biraz sakinleşsin ya. Ders yapamıyorum. Gözüne bak Salih, gözlerine bak. Gözüne bak. Canlı terapi görüyorsunuz arkadaşlar. Canlı yayında terapi yapıyoruz. Salih'in hakkından Aylin geliyor. Aylin, ders yapıyorum da şu anda kalbin zümrüt tepelerinden. Salih dağıttı yani. Benim dersi bitirmem mümkün değil Salih'te. Harika. İyi gidiyor. Devam edin. Ben en iyisi şiir okuyayım. Bu bölümün şiirine devam ederiz. Şimdi Beyt-i Lahut dediğimiz yer kalptir. İnsanın kalbi Beyt-i Lahut'tur. Lahut alemine bağlıdır. Ve manevi ehli beytinizdir sizin. Evinizdir. Manevi bir kalbiniz bir evinizdir. Lahut alemine bağlantılıdır. Sen sakin olman lazım. Aşk-ı vuslat sırrı vardır. Vahdet aleminde meyliniz vardır. Vahdet alemine. Hafa, ahva ve sır dairesinde tecelli eder. Bir saray gibidir kalbiniz. Hissin sirrişi, hikmete ram olması, hakka doğru yolculuğunda aşk gerekir. Saf bir pak olan kalbe ancak aşk gelir. Hak nüzul eder, Rahman gecelerde diyor. Deruni bir kalbe sahibi olmanız gerekiyor. Mihman ister Zeyn-i Hanuman demişim. Bir rehber ister sizin hanuman olmuş kalbiniz. Kimi zaman yıkık ve yaralıdır. Bir mihmana muhtaçtır. Salih'le siz böyle şey yapın, anlaşın Aylin, iyi gidiyor. Kaşeresin, kaşırsın gönlü can. Rahman gönle aşk-ı bade an demişim.
Rahman olan gönül aşk-ı vade ile kaşınır, kaşene olur, kaşene bekler. Kalp bir hanendedir. Senin kalp hanen paksa harun ağır olur. Aynesi, sinesi, vicdanı ağır olur. Hissi ment sivadan, günahtan uzak olur. İdrak aynesi an olur, hannan olur, mennan olur. Deyyan olur, sultan olur. Şahit, sadık-ı şahit görmüş ebedi anı. Dilediğini yaratır, her şeyi yapar Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'deki ayet bu. Allah dilediğini yaratır, her şeyi yapar. Eğer siz gaş içindeyseniz, ifna ede esna sizi. Gaş şöyle, şudur. Aşkı dahi unutmaktır. Leyla'ya aşık olduğunu unutmaktır. Mecnun olduğunu dahi unutmaktır. İşte o zaman esna eder esnam. Ve putlarınız kırılır. O zaman gaş içinde olursunuz. Gaşeye yazılıyor. Bu ne demek? Beka iraden ortaya çıkar. Aşkı matbazı nazar olur. Ya bak Aylin bacımız hissetti senin ortalığı karıştırdığını. Ha, öpçükleri gönderdin Aylin ablaya. Aylin'i görünce öpmeye başlıyor sadece. Enerjileri uyuşuyor. Leyla yanında Leyla rüyası ayan olur. Yani bir insan kendi sevdiği Leyla'sı yanında bile olsa Leyla rüyası görür. Bu şu demek, Leyla burada Mevla'yı anlatıyor. Yani çok sevdiği, aşık olduğu partneri yanında bile olsa o Leyla rüyası, Mevla rüyası görür. Ayanı sabiti olur. Sabit ayanlarda Latife-i Rabbani olur. Aşkı unutan gaşi yaşar esmalarda, Leyla hasretiyle sızlanır durur. Ama yana ayan olur. Ama noktası, vacib-i mutlak noktası ama ayan olur yani. Leyla hasretiyle sızlananlar ama ayan olur. Buna biz sufi sıfatında ama ayan diyoruz. Tezekkür, tahattür eder şuuri havsa, şuuri havsanız, tahattür ettiğinde, hatırladığınızda tezekkür ettiğinde bu dünyada tedebbür olur, tefekkür olur. Tedebbür nedir? Tefekkür nedir? Tedebbür değişimdir. Tefekkürle değişir fikirler. Vicdan rükün olur. Tasavvur edersiniz, tahakkul eder, edip de her rengin taalluk eder, tekamüle, müdrik edersiniz. Ruhunuz müdrik olur. Tekamül eder, gelişir. Ve taalluk eden eşyanın gerçek mahiyeti tekamüllerle müdrike yapar sizi. Müdrike ruhun bir gücüdür. Müdrik denir zaten. Hayaliye, iradiye, harici ve batını hassa. Hissi şaikanda musavvire de bari demişim şiirde. Yani hissi şaikanı subjektiftir. Musavvirle şekillendirir, oluşturur ve Allah'ın bari ismine bağlıdır. İkinci boyutta. Musavvire üçüncü boyutta yer alan bir isimdir. Halik ismi birinci boyuttadır. Dünyaya yakındır. Bari ile musavvir beraber çalışır. Allah'ın yaratma fiilatı bari ile musavvirde şekillenen, oluşan, zihninizde oluşan şaikalarla olur. Mutasarrıfiye, iyi niyete aktif şammesi, lamise saniye basire şaika, zayika zakiresi demişim. Bu beş tane objektif ile ilgili. Lamise, Samia, Basira, Zayika ve Şamme. Bunlar sizin beş duyunuzdaki kuvvetler. Bunlar mutasarrıfiye olduğunda iyi niyetle kullandığınız zaman mutasarrıf ettiğinizde, onu tasarruf ettiğinizde siz mütefekkire olursunuz. Mütefekkire olan ruhi aklın var vahima. Vahime manipülasyon, ruhun manipüle, speküle etme durumu her insanda vardır. Sizin mütefekkir olmanız lazım ki, tefekkür insan olmanız lazım ki vahimayı ket mi yaparsınız? Yani şetme şüpheleri arındırasınız. Çünkü vahima şüphe üretir. Vahima nefisle şeytanla ortak çalışır. Sizin ruhunuzda bulunan vahima özelliği. Dolayısıyla bu bağlantıyı kesemezsiniz. Vahima sürekli vardır. Manipülasyon, spekülasyon özelliği insanlarda hep olacaktır. Ruhi aklın varsa mütevekkire olursun. Yoksa
tefekkür, yoksa fikirleşme, tefekkür ufku, hiçbir şey olmaz senden. Aklını kaybedersin, ruhun aklı çalışmaz, nefsin aklı çalışır. Beynin gider. Birinci beyin gitti, geri geldi. Gelmedi. Köprüler de yıkıldı. Evet Salih, bitirmek üzere. Batini latifelerinle yüzden korkuna çalışır. Close. Kendi boyanı. I said close. Almost done. Ya. It's like half an hour. That's so much. Close. Aydın Bacı seninle bak konuştu. Sana öpücük gönderdi. Enerji gönderdi Salih. But now just close that. I don't know. Please. Kendi boyanı çalarsan. Sıdıkatullah Allah'ın boyasıdır. Kendi boyanı çalarsan hedefine odaklı. Hissiz şaikaya. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de asla göremezsin diyor. Yani beni göremezsin diyor. Zat-ı meçhulü Hazreti Musa ile diyaloğunda Kur'an-ı Kerim'de beni asla göremezsin diyor Allah-u Teala. Dağa bak diyor, dağa patlıyor. Nur görüyor, peygamberimiz nur görüyor. Dolayısıyla zat-ı meçhul nerede gözüküyor? Allah'ın zatı, varisi nerededir? Meçhul bilinmeyen, asla kimseye benzemeyen nerededir? İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle söylüyor. Diyor ki o peygamberimizin simasında yüzündedir. Peygamberimizin ruhunda, nurundadır. O yüzden Alvaro Efe Hazretleri'nin bir şiirinde de anlattığı gibi ki ben de onu biraz özetledim, ikisini birleştirdim. Miratı Hakk'a kurdular yedi mertebeni. Zat-ı Hak sırrı zahir oluptu pak simada. Esrar-ı Mevla'dır Hatemül Enbiya nuru. Ayat-ı Hak suretin suresi içre var sinesi diye özetledim olayı. Biraz daha günümüz Türkçesine getirmeye çalıştım. Bir daha okuyayım. Mirat-ı Hakk'a kurdular yedi merdiven. Mirat, yükselme. Hakk'a yükselme, yedi merdiven var. Yedi tane aşama var. Zat-ı Hakk'a sırrı, Allah'ın sırrına zahir, yani görünür olupdu. Pak simadan. Daha pak ise kalbin gözükmez. Take a video on this. Okay. Take a video of this. Mevla'nın esrarı Hatem-ül Enbiya'nın nurunda gizlidir. Hakkın ayeti suretleri suresi işte var. Sinesi batırında. Salih. Send this to Faruk. Evet. Salih bayağı bir ortada karıştırdı. Take a video of this. Okay. Tamam. Video yapalım bunu. Buldun yine bir oyuncak. Ne bu? Burada bak. Bir şey parçaladım burada. Burada ayna çıktı. Sadece burada bir take ayna. Take a video of this. Okay, take a video. Bir resim çekelim. Mesela burada aynada sadece ikimizi görüyoruz. Şimdi bunu çektiğimizde bak. Bu aynayı çektiğimizde sadece burada kaç tane Salih çıkıyor? Bir burada var yanında Salih. Bir bu resimde var. Video. Bak. I said video. Ha, video mu çekeceğiz? Bir de video çekelim diyor. Hadi bakalım video çekelim Salih. Videosunu çekelim. Sen zaten bunca yaramazlığı yaptın. Bir de videosunu çekelim. Gördüğünüz gibi de canlı video çekiyoruz. Eline bir ayna almış Salih. Bu aynada kendisine bakıyor. Ve gülüyor. İnsanlar aynaya bakarmış. Ayna neresidir? Ayna kendi kalbinizdir. Hak mı, nafak mı? Send a video to Meryem. Ancak video to Meryem. Hak sinirlere. Send it to Meryem. Tamam, göndereceğim sana. Send it to Meryem. Meryem. Meryem'e neye gönderiyoruz? Meryem ne yapacak? Meryem müzik bekleyecek. Bize video yaptırıyor sadece böyle. Yani, send it to Meryem. Tam showman bu ya. Send it to Meryem. Benim şovmen olduğumu zannediyorsanız çok fena halde yanılıyorsunuz. Hey! Daha insanlar şovmen görmediler. Send it to Meryem. Okay, I will send. Meryem. Okay, I will send to Meryem. The video. Okay, I will. Okay, one minute enough, right? Sorry. Yeah. Burada başka neyi parçalamayı düşünüyorsun? Benim her şey kayboluyor, parçalanıyor, kırılıyor. Salih biraz kahhar destroyer yani. Cebbarlık var, gafurluk var bunda. Çok da merhametli ama dağıtma özelliği de var. Böyle kahharlık, destroyer, cebbarlık, mertlik özelliği de var. Anamızı aratıyor. Zıt kutuplar. Bir araya geldi mi bir insanda? Salih olduğu gibi.
hem merhametli, dostluk, hem kahar. Salih, şimdi burada biz ders yapıyoruz. Sen dersi karıştırdın başından beri. Anamızı aratıyorsun yani. Ne olacak bu işin sonu böyle? Close it please, close. Evet arkadaşlar, bugün dersimizi close. Burada bitirelim. Salih daha fazla derse izin vermiyor. Close it. Bir dahaki close hafta it. Devam ederiz. Close it. Çünkü bu konu çok önemli bir konu. Kalbin zümrüt tepelerinin en önemli bölümü. Benim tezde de kullandığım. Hey, stop pushing me. Keep pushing me. His ve zihne geçemedik. Don't. Evet, push. Vicdanda kaldık. Stop lifting me. Zihin ve his konusuna ve irade. Konusu geliyor. Wow. Konusu geliyor. Stop it. Stop holding my hand. Evet arkadaşlar. That's annoying. Evet, dersi bitirelim değil mi? Bak, buradaki insanlar ayıp oluyor Salih. Bize ders yaptırmıyorsun ama. Ya hanım, Salih'in hakkından sen geliyorsun ya. Yani dersi yaptırmadı. Aylin aradı. Aylin biraz öpücük gönderdi. Biraz enerji gönderdi ama biraz sakinleşti. Okey. Arkadaşlar iyi günler. İyi sen.